Çocuğunuz öksürüyor, boğaz ağrısı olduğunu söylüyor ve ateşini ölçtüğünüzde sürekli yüksek çıkıyor. Bu durumda ilk aklınıza gelen COVID-19 enfeksiyonu olabilir. Ancak bu mevsimlerde grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da görüldüğünün unutulmaması gerekiyor. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte çocuğunda hastalık belirtisi görülen her ailenin en önemli endişesi COVID oluyor. Peki bu iki hastalık birbirinden nasıl ayrılır? Ayırıcı tanı için neler yapılması gerekir? PCR testinin bu konudaki önemi ve ailelerin COVID ile grip konusunda alması gereken önlemler nelerdir? Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Serap Sapmaz, çocuklarda COVID-19 ve grip belirtileri hakkında şu önemli bilgileri verdi. COVID-19 virüsü her yaş grubunu etkilediği gibi çocuklarda da görülebilmektedir. Özellikle yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocuklarda COVID-19'un görülebileceği akıllardan çıkarılmamalıdır. Yalnız COVID-19 belirtileri çocuklarda grip üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzediği için ailelerin kafası karışabilmektedir. Bu durumda çocukların koronavirüs ya da grip geçirip geçirmediğini belirlemek için bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyla görüşülmesi, gerekirse PCR testi yapılması, doktorun önerileri doğrultusunda hareket edilmesi hastalığın yayılmaması açısından büyük önem taşıyor. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi çocuklarda koronavirüs belirtileri nelerdir sorusuna cevap verelim. Çocuklarda koronavirüs belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkanıklığı ve nezli hali, kas ağrısı, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı, bulantı, kusma, ishal. Cilt döküntüleri geç dönemde tat koku kaybı olarak tanımlanabilir. Peki çocuklarda grip belirtileri nelerdir? Grip enfeksiyonu influenza A, B, C virüslerinin neden olduğu bir solunum yolu rahatsızlığıdır ve belirtileri şu şekilde sıralanabilir ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, titreme, bulantı ve kusmadır. Çocuklarda grip ve koronavirüs belirtileri benzer mi? Koronavirüste bazı çocuklar grip, nezle gibi üç solunum yolu enfeksiyonlarına ait belirtiler gösterebilir. Bu durum özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla sık karşılaştığımız sonbahar kış aylarında kafa karıştırıcı olabilmektedir. Çünkü koronavirüs belirtileriyle diğer üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri birbirine benzemektedir. Grip ve COVID-19'un farkı nasıl anlaşılır? Grip ve COVID-19 belirtileri benzemektedir. Gripte hasta bir kişiye temas olursa hastalık 1 ila 4 gün içerisinde ortaya çıkarken COVID-19 semptomları temas sonrası 2 ila 14 gün arasında çıkabilir. Genellikle COVID-19 semptomları çoğunlukla temasla birlikte 4-5 gün içinde başlayabilmektedir. Peki ne zaman doktora gitmeliyim? Okulların eğitime devam etmesiyle birlikte enfeksiyon yayılımını önlemek ve sevdiklerimizi korumak adına çocuklarımızın belirtileri göstermesi durumunda hekim tarafından değerlendirilmesi uygundur. COVID-19 ve grip ayrımı nasıl yapılır? Ayırıcı tanı için çocukların PCR testi, boğaz kültürü veya grip için tarama testi istenebilir. Çocukların COVID enfeksiyonuna yakalanıp yakalanmadığı konusunda şüphe varsa ve çocuk hastalık belirtileri gösteriyorsa PCR testi burundan ve boğazdan pratik bir şekilde sürüntü alınarak uygulanabilmektedir. Çocuklara koronavirüs nereden bulaşır? Grip, nezle, COVID-19 gibi viral enfeksiyonların kalabalık ortamlarda korunmadan durmakla bulaşıcı olduğu bilinmektedir. Yüz yüze eğitimle birlikte en kolay bulaş yerleri okul, kreş gibi eğitim kurumlarıyla birlikte servisler ve toplu taşıma araçları da olabilmektedir. Çocuklar koronavirüsten olumsuz etkilenir mi? Koronavirüsün ilk dönemlerinde çocukların bu hastalıklardan etkilenmedikleri söylense de yapılan araştırmalarca çocukların da bu hastalıktan olumsuz etkilenmekte olduğunu göstermiştir. Çocuklar koronavirüste taşıyıcı mı? Bazı çocuklar koronavirüse ait belirtiler göstermeden taşıyıcı olabilmektedir. Ateşi olan çocuğa COVID-19 virüsü bulaşmış olabilir mi? Çocuklarda pek çok sebepten ötürü ateş gelişebilir. Bu grip'ten, nezleden, bademcik enfeksiyonundan olabildiği gibi COVID-19'dan da kaynaklanabilir. Bu noktada ayırıcı tanı önemlidir. Çocuklar COVID-19'u bulaştırır mı? Çocuklar genel olarak grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarında süper bulaştırıcı olarak öne çıkmaktadır. Grip ve koronavirüs aşısı çocuklara yapılmalı mı? Grip ve koronavirüs aşılarının önemi büyüktür. Çünkü grip aşıları çocukları grip'ten korurken gripin komplikasyonlarını azaltmaya yardım eder. Güncel verilere göre 12 yaş üzerindeki çocuklarımıza koronavirüs aşısının uygulanması önerilmektedir. Çocuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? Covid-19'dan çocukların korunması için alınacak temel önlemler Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için alınan önlemlerle aynıdır. Bunun için eller sık sık ve doğru biçimde yıkanmalı, kapalı ortamda maskesiz bulunulmamalı, sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Kapalı ortamlarda camlar açılarak havalandırılmalıdır. Beslenme koronavirüs üzerinde etkili mi? Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin güncellenmesi amacıyla taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi faydalıdır. Bol sıvı alınmalı, mevsimine göre çocuklar giydirilmeli ve düzenli uykuya önem verilmelidir. Ayrıca çocuğun hareketsiz bir yaşamdan uzak olması ve mümkün olduğunca fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi önemlidir. Uyku koronavirüsten korunmada etkili mi? Çocuğun uyku süresi ve kalitesi gözden geçirilmelidir. Çocukların uykularını düzenli uyumaları sağlanmalıdır. Bu hem koronavirüs hem diğer hastalıklar açısından koruyucu önlemler arasında yer almaktadır. Çocukları koronavirüs ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından korumanın 15 temel yolu şöyle sıralanabilir. 1. Ellerini doğru ve iyi bir şekilde yıkamalarını öğretin. Çocukların sabun ve suyla en az 20 saniye ellerini yıkaması gerekir. 2. Sınıflar sık sık havalandırılmalıdır. Mümkünse camlar açık tutulmalıdır. 3. Teneffüslerde açık havaya çıkmaları teşvik edilmelidir. 4. Eller için gün içerisinde ara sıra en az %60 alkol içeren dezenfektan veya kolonya kullanarak temizlenmesi gerektiği anlatılmalıdır. 5. Hasta görünen çocuklardan kaçınılması gerektiği öğretilmelidir. 6. Okullarda kapı kolları, tahta silgesi, sıra gibi malzemelerin doğru dezenfekte olduğundan emin olunmalıdır. Herkesin dokunduğu noktalara dokunulduğunda çocuklara el yıkanması gerektiği anlatılmalıdır. 7. Kalabalık noktalardan kaçınılması gerektiği öğretilmelidir. 8. Çocuklar AVM gibi kapalı ortamlarda en fazla 2 saat zaman geçirmelidir. 9. Kapalı yerlerde, halka açık noktalarda çocukların maske takması gerektiği anlatılmalıdır. 10. Çocuklara elleriyle göz, burun, ağız gibi bölgelerine dokunmamaları gerektiği öğretilmelidir. El yıkamadan kaşınma durumunda pamuk ucu veya tırnaklarla değil, el sırtıyla kaşınması öğretilebilir. 11. Hapşırıp öksürdükleri zaman bir peçeteye öksürmeleri, o peçeteyi de çöpe atmaları gerektiği konusunda çocuklar uyarılmalıdır. Peçete temin edilemiyorsa dirsek içine hapşırıp öksürülmelidir. 12. Hastalık belirtisi gösteren çocuklar okula gönderilmemelidir. 13. Hastalık belirtisi gösteren çocuklar çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına götürülüp ayrıca tanıları yaptırılmalıdır. 14. Maskeleri ıslanırsa değiştirmeleri söylenmelidir. Ayrıca 4 saatte bir maske değişimi yapmaları konusunda uyarılmalıdır. 15. Çocukluk çağı aşıları tamamlanmalıdır.